Hatta 4 ya. Yumi'de mi? Yumi'de. Yani genelde alamıyorsun Yumi ultisini. Ama alırsan çok iş yapıyor. Bu sefer Aatrox'a giden Juz oldu. Aynı tarife. Aatrox'a eşleşmesi evet. Bir kez daha göreceğiz. Bu sefer taraflar farklı olacak ve kompozisyonlar tamamlandı. Serinin 3. maçı ne düşünüyorsunuz komplar hakkında? Şimdi yanında böyle menzilsiz, çok hızlı tetikleyecek o pasif yükleri bir şampiyon varken o 2-2'leri tutuştur farkıyla da kazandırabiliyor. Aha. Evet. O yüzden üst koridor ilk karşılaşma gibi gitmeyebilir. Ferit de yaklaşıyor buraya. Buradaki savaşı isteyecek mi bakalım Wildcats? Yok, istemeyeceğim. Ferit çalmayı deneyebilir ama Kiryas çok daha erken seviye 6'ya ulaşır. Ferit oraya yaklaştı ama kırmızı alındı. Şimdi kullanıyor. Sersem metresi var Kiryas'ın. Hareketi Star Screen geldi. Bu arada Kiryas hangisi doğru bu konuda anlayamadı bir an herhalde. Star Screen'den kullanılan bir ulti tutuşturdu da var Kiryas'ın üzerinde. Farfetch de bu partiye katılıyor. Antartan Holy Phoenix'e yaklaşıyor. Holy Phoenix o skor istiyor. Kiryas kaçmaya çalışıyor. Görünmezliği de var ama boomerang'la yıkan Holy Phoenix'te. Pop ve nereye gidecek? Pop da düştü. Pop'un kaçabileceği hiçbir yer yok. Holy'ye bıraktılar. Holy al abi sen halledersin bu işi. Altın da lazım sana. Ve kırmızının yanma efekti yetti orada skor için. Yalnız. Evet, Focus şu anda Yampir'i alıyor alt nehirdeki. Sonrasına bakalım buraya yönelecek nişancılar. Alamet neredeyse bitti bile. Yani yarı can alındı şimdiden Ferit'ten bir hamle. Burgaş'ın da kullanıyor. Kireyas'ın üzerine gidip bir Burgaş daha kullanıldı. Seji önünden gelen bu ulti ve Serin orada son vuruşu yapmayı başarıyor. Kireyas üzerinde. Yuzun ultisi açık ama Starscreen onu bırakmaya hiç niyeti değil. Kutup saldırısı dönerse takip edebilir. Dönecek. Juzu yalnız. Ya çalıya gitmek yerine kule alta direkt olarak kısa yoldan gitmek istedi. Bu da onun sonunu çok erken getiriyor. Fakat ejderlerin bireysel katkılarını da unutmamak lazım. Alev ejderi, alev ejderini alarak önemli bir istatistik katkı da sağlayacak kendisine. Ya bu arada Sejuani'nin çok iyi bir şeyi var. Takas yeteneği var yüzdelik hasarla beraber. Bence kan içende yetmez kazanması için. Şimdi ulti kullanıldı. Ferit yaklaşıyor buraya. Juzu da açtı ultiyi. Bakalım zayıf noktasını bulabilecek mi? Bulmayı başardı. Ferit geliyor. Ama son Burgaç. Anda bir Burgaç. O Burgaç'la birlikte Star Screen'i koruyup skoru da çıkardı Ferit. Alameti bırakıp geldi oraya. Şimdi orta koridorda Serin'in üzerine bir hamle. Serin sıçraya attı. Bu kadar erken sıçraya gerek var mıydı bilmiyorum. Hiç riske girmek anlık istemedim. Anlık hasardan ürktü sanırım bir anda gelebilecek. Ama sen Swain'sin. Büyük düşün ya. Tabii ne oluyor? Holy Phoenix aşağıda. İyi ben bari ilk kuleyi alayım dedi. E tabi Kiryas üst tarafta orta koridora gitti Fox'la Pop. Çok rahat bir şekilde düştü. Aynen. Alt koridor kulesi. Hatta şu anda Holy Phoenix ikinci kuleye vuruyor. Holy Phoenix çok öne geçti ya. Böyle performans olmaz ya. Değil mi? Kamyonu kaçırıyor ya. Kamyonu şey kaçırıyor. Bu. Hey. Şimdi Vapor Supremacy Blaze buraya yaklaşıyor ve çaldı Kiryas. Çaldı Kiryas. Kullanılan bir de ışından var. Star Screen'in ışınlanı yok. Ferit son ana kadar bekledi ve çıkmayı başardı buradan ama yani orta koridor kulesini alma fırsatı varken ejderi yönelmişti Denizbank Wildcats ve burada hazırladığı ejderi de gidip bedavadan alıyor Kiryas. Şimdi Holy Phoenix. Artı Swain'le sinerjileri de çok iyi. Takım sürekli hasar sinerji verebiliyor. Aynen öyle. Açıp. Kitle kontrol sağlıyor. İşlevsellik, can, ekstra Swain'e verdiği can. Hop, bu arada bir Swain'in kullanıldı. Burada Saez'in üzerine bir hamle var. Bir de Burgaç geliyor. Saez düşüyor burada. Seriye bağlayan bir Holy Phoenix var. Serinden kullanılan bir sıçra 3 kişiye tutacak. Seri yakaladı herkesi. Bir kapris kullanıyor Ferit ama önemli değil onun adına. Focus da düştü. 4 skor. 5. de istiyorlar burada. Juzu güzel çok can 4. yemledi. Skor daha gelmedi. Juzu hala taklamaya devam ediyor ama şimdi geliyor. Ferit'ten 3'te 3. Ya bu arada o Serinden gelen... Bak bak bak. Rayla ile yavaşlatıp Liandry ile yakma etkisini arttırıyor. Abi korkunç bir combo bu ya. Nasıl yanıyor görüyor musun Viego? Arkasına bakmadan uzaklaştı zaten Kiryas. Ve seviyede fark var zaten. Durum 9-0. Dönüşte bekçilik yaptı. Serin'in bekçilik yaptı. Ejderi de alacak burada Wildcats. Ejderi de alacaklar. Ejderi de 2-2 yaptılar. Ejder Wildcats ikramiyeyi alıyor. Wildcats teselliyi. Aynen Supplace teselliyi. Ve alt koridordaki ikinci kuleyi de alacaklar burada. Devamlı yalnız Juzu. Kaçamazsın ki kaçamazsın. Arkadan Kiryas yaklaşıyor. Çok fazla can yeniledi ama yeterli değil. Artık Ferit'in hasarı da çok fazla çünkü o da kara balta bitirmiş. Artı Serin'den... Burada 4 kişi. Supplace burada 4 kişi. Bu 4 ve 2 bakalım yapabilecekler mi? Serin az önce ultiyi açmamış olsa belki buraya oynamak isteyebilirdi. Ferit'in üzerine kullanılan da bir ulti var Kiryas'tan. Ferit yeteneklerden sıyrılmaya çalışıyor ama artık onu da bırakması gerektiğini farkına vardı Serin. Ve buraya kadar altını Focus'a gitti. Bunun karşılığında evet. Neler alınıyor peki?
neler alınıyor? Üst koridor ikinci kulesi, orta koridordan inhibitör kulesi. İnhibitörü alacak fırsat olmayabilir yalnız. Gerçi üst koridora doğru kaçabileceği için riske ediyor Olympics. Bu arada Saez'e vurmaya başladı, inhibitörü bırakıp Saez üzerine vahşi büyüme geliyor. Ya Olympics inansa Saez'i alırdı orada muhtemelen. Çünkü ölümcül tempo tetiklerini çekti. Üst koridorda kule altında yakalanan bir isim var. Son sayfa kullanıyor. Kiryas yerine mıhlanmadı belki ama seken atışlar çok fazla ser veriyor ve fok düştü. Ebedi bitmiş abi biz görmediğimiz zaman. Seken atışın etkisi 3'e katlanıyor tabii. O bittikten sonra işler değişiyor. Bu arada Tennisbank Wildcats maçı bitirmeyi deneyecek mi acaba burada? Ferit yok. Sejuani ultisi var Saylas'ta. Serin ışından kullandı. Burada maçı noktalamayı planlıyor Tennisbank Wildcats. Şimdi Saez'den bir hamle var. Serin'in üzerine odaklandılar. Ulti açıp kronometreyi kullanabildi Serin. Bu sayede hayatta. Ve skoru Olympix bulmayı başarıyor burada. Cuzu güzel girdi araya, iyi de can yeniledi ama sıçratmak zorunda oldu, düşüyor. 2'de 2 Olympix'te. Kule hasar yetmedi onu düşürmek için. Ve artık next koruyan sadece 2 kule var. Tennisbank Wildcats. Saylas yok, Altrox yok. Türkiye büyük finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olmak için, İzmir'e gitmek için Nexus Kulesi'ne vurmaya devam ediyor. Kireas'ın ultisine güzel bir kronometre start screen'den. Ve 27 dakika sonucunda 3. maçta kazanıldı. 3-0'la çok net bir galibiyetle Papara Süpürmesi Blaze'i geçmeyi başarıyor Tennisbank Wildcats. 2 maçı domine etti Wildcats. 1 maçı büyük oranda domino edilirken bile kazanmayı başardı. 3-0 zaten etkileyicidir ama oynanma şekli itibariyle de çok etkileyiciydi. Dün Fenerbahçe bütün sezon hikayesini baştan yazan bir yürüyüşün sonuna gelmişti. Wildcats ise belki de 2 yıldır süren bir yürüyüşün gene son aşamasında. İzmir'de bu iki takımı izlemek üzere diyelim.